Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Geçen hafta 18. ayet üzerinde durmuştuk. Bu ayet dünyada Allah rızasına uygun iş yapmayanların ve Cenab-ı Allah'ı tanımayan kafirlerin bütün sa'yu gayretinin nasıl boşa gideceğini anlatıyor. Önemli olan şu fani dünyada yapmış olduğumuz amellerin kalıcı olmasıdır. Çünkü dünya hayatı kısadır. Dünya hayatı biliyorsunuz, eğer ebedi hayatla mukayese edecek olursak, insanın dünyadaki hayatı bir nokta gibidir. Yani boşlukta bir nokta. Ama bu noktayı iyi bir nokta koyabilirsek, yerine koyabilirseniz, bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yoksa bir değeri yoktur. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl bir insan dünyada hayat sürer. Fakat bakın, dünyanın ömrü 15 milyar yıl olarak hesaplanıyor. 15 milyar yıl dünyanın ömrü. Bizim dünyada bu hayat içerisinde yaşayacağımız 50-60 yıldır. Bir de bunu ebedi hayatla mukayese ettiğinizi düşünün. O zaman yok hükmündedir. Şimdi bu kadar kısa bir rüyada güzel rüya görmenin ya da kötü rüya görmenin çok bir anlamı olmaz. Bir rüya görüyorsunuz, sabahleyin uyanıyorsunuz. Değil mi? Dünya hayatında insan ömrü boyu bunu tekrar eder. Akşamleyin yatar, rüya görürsünüz uyudukça. Sabahleyin rüyadan uyanıyorsunuz. Bir de büyük rüyadan uyanmak var. O büyük rüyadan uyanmak ölümledir. Büyük hakikate uyanıyorsunuz bu sefer. Ve o ölümle uyandığınızda, büyük hakikate uyandığınızda, dünya hayatı artık sizin için ne hükmündedir? Rüya hükmündedir. Böyle bir hayat. Bu hayata takılıp kalmak, her şeyi bundan ibaret zannetmek kadar büyük bir aldanma yoktur insan için. Radu bil hayati dünya ve itma'ennu biha. Zalike meblağuhum min el-ilm. Kafirleri Cenab-ı Hak tanımlarken bir başka ayette diyor ki onlar dünya hayatına razı oldu, onunla yetinmeye kalktılar. İlimden nasipleri bu kadar. Onun ne büyük bir ilimsizlik ve cahillik eseri olduğunu da söylüyor. İşte hayatı bundan ibaret zannedenler, şu dünyanın bütün varına yoğuna sahip de olsalar, helalden haramdan, sevaptan günahtan hiç düşünmeksizin, dünyada mal mülk sahibi olmak, mevki şöhret sahibi olmak, bunun peşinde koştular. Ve dünya üzerinde belli imkanlara da sahip oldular. Bunların durumu şunun gibidir. Öldüğü an bütün o gayretleri, çok ümit bağladıkları şeyler, malları, mülkleri, yaptıkları işler onlar için
rüzgar, fırtına. Rüzgar da değil. Fi yevmin asif. Fırtınalı bir günde, fırtına önünde bir avuç kül düşünün. Nasıl onu fırtına alıp götürür, yok ederse, bunların da bütün elindeki ona benzer. Hiçbir şey kalmaz. Kendilerinin bir şeysi yoktur. Allah önüne müflis olarak çıkar. Ne malından, ne mülkünden, ne mevkisinden, ne şöhretinden, ne evladından bir fayda kendisine olmaz. Her şeyini kaybetmiş olarak çıkar Allah'ın önüne. Böyle bir tasvir yapıyor bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Evet. Ama çok ibretli bir tasvir. Müminler, inanan ve salih amel işleyenler böyle değil. Onlar şu kısacık hayatta yaptıkları salih amelleri ve iyi niyetleri, imanları ebedileştiriyor. Ebedileşiyor. Bir avuç kül gibi, rüzgarın fırtınanın önündeki bir avuç kül gibi değil onların amelleri. Ebedileşmiş ameller. Gerçek sermaye. Hazreti Ayşe peygamberimiz bir koyun kesmiş. Hazreti Ayşe'ye demiş ki eşe dosta da ver. Vermiş Hazreti Ayşe. Yine gelmiş ve Ayşe işte Hatice'nin arkadaşlarına da ver. Şuna da ver. Filancaya da ver. Sonra bir daha gelip aynı şeyi söylediğinde Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah bir şey kalmadı. Ver 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 hepsini verdik. Bir tek kolu kaldı demiş bize. Bize hayvanın tek bir kolu kaldı. Geri kalanını tasadduk etti. Demiş ki ya Ayşe desene bir kolu hariç hepsi bizim oldu. Buna vurgu yaptı Hazreti Peygamber. Varlığını, servetini ebedileştirmekle. Tasadduk ediyorsunuz ya, ebedileştiriyorsunuz. Hayırlı iş yapıyorsunuz, ebedileştiriyorsunuz. O kesilmiyor. Ebedi hayatta sizinle beraber. Biz ona ne diyoruz? Halk arasında ne derler? Ahiret sermayesi. Ahiret sermayeniz var mı? Yok. Yoksa dünyadaki sermayenize de bir kıymet vermeyin. Eğer ahiret sermayeniz yoksa dünyadaki sermayenize bir kıymet vermeyin. Bir avuç kül rüzgar fırtına anlarında o şekilde gittiğini göreceksiniz. Kafir müflis duruma düşer. En büyük iflas budur diyor Hazreti Peygamber. Evet. Bu tasvirden sonra Allah kendi kudretini izhar ederek bize elem tara ennallâhe halakas semavati vel ard. Görmez misin? Allah gökleri ve yeri yarattı. İçinde yaşadığımız bu varlık alemini yoktan var eden Allah. İşte gaz bulutuydu, toz bulutuydu, şöyle oldu, böyle gitti, şuradan oldu, dünya güneşten koptu, soğudu. Güzel de o gaz bulutu nereden geldi? Toz bulutu nereden geldi? Bu için mutlaka bir muharrik-i evveli olacak, bir mucidi olacak. O mucid bu varlık alemi cinsinden olamaz. Olursa ona da mucit lazım. Çünkü mevcut varlık aleminde mucitsiz bir şey olamaz. Çünkü mahluktur her şey. Bu varlık aleminin dışında sıfatları bundan farklı olan, buna hiçbir yönden benzemeyen, bunu var eden, bu başlangıçlı varlığın başlangıcı ve sonu olmayan, çünkü bu varlık cinsinden değil o, bir sani, bir yaratıcıya ihtiyacı var, o Allah'tır. Bunu aklın anlamaması söz konusu değil. Her akıllı insan bunu düşünür, fark eder. Değil mi?
şu gördüğümüz varlık aleminin kendi cinsinden olmayan bir mucide ihtiyacı var. Kendi cinsinden olmayacak. Olursa o da bunun türünden, onun da başlangıcı olur, sonu olur. Onun da bu sefer bir mucide ihtiyacı olur. İyi düşünen insanlar bu noktaya geldi bugün. İşte Big Bang teorisi vesaire. İnsanlık şimdi materyalizmden maneviyata daha yakın bir konumdadır. Bundan 100 yıl evvel daha uzak bir yerdeydi. Bilim ilerledikçe insanoğlu ne yapıyor? Hakikat perdelerini aralıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu beyan etmiş. Size hem dış aleminizde hem de kendi enfüs nefislerinizde kudretimizi gösteren bir takım alametleri size göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Ta ki anlasınlar ki bu din haktır. Oraya doğru gidiyoruz. İnsanın böbreğinin çalışmasına bakıyor bugün tabipler. Yani akıllara durgunluk veriyor. Yani bu ne büyük bir nizam. Bu nasıl bir mühendis. Semavata bakıyor insanlar. Bu galaksiler büyük bir düzen içerisinde ve hareket korkunç bir mühendislik, korkunç bir plan, korkunç bir düzen var. İnsan aklını aşan bir düzen. Büyük bir akıl. İşte bunu diyor, yaratan Allah'tır. Ve hak ile yarattı. Belli bir hikmete mebni, belli bir amaca dönük hak ile. Yani büyük bir hikmet var bu varlıkta. Ben hepsini anlayamadım derseniz, merak etmeyin, büyük hakikate uyandığınızda hepsini anlayacaksınız. Şu anda hayatın şöyle bir kesitine sadece insan bakabilir, bakabiliyor. Büyük hakikat. Şimdi şöyle düşünürseniz, bunu daha iyi kavrarız. Anne karnında bir çocuk, değil mi? Orada canlıdır belli bir şeyden sonra. Ona ruh sürülür. İşte bugünkü tıp ilmi de canlı olduğunu söylüyor. Neyle beslenir orada? Kirli kanla, pis kanla beslenir. Anne rahmindeki çocuk. O orada halinden memnundur. Orada kendine göre bir dünyası var. Bir hayat yaşıyor. Ona siz şu hayattan bahsetseniz, deseniz ki ya kardeşim bak, bu senin yediğin kirli kandır sonuçta. Bu kadar da büyütme bu işi. Bak buradan dışarı çıktığın vakit, efendim, bal var, kaymak var, süt var, elma var, armut var, çiğ köfte var, kebap. Falan. Ya ne diyor bu adam der. Onun gıda olarak bildiği o pis kandır. Dünya olarak bildiği de o anne rahmidir. Bu dünya hayatındaki insan da bunun gibidir. Ölümle büyük hakikate uyandığında ya biz bir yere sıkışmış kalmışız. Biz hayat dediğimiz meğer hayat değilmiş. Böyle bir tekamül, yani gelişme içerisindedir insan. Anne rahminden dünyaya, dünyadan berzah alemine, berzah aleminden cennet ya da Allah korusuna. Evet. Bunun önemli olan bilincinde olmak, bizim ahiret nimetlerine mukayese ettiğimizde bu dünyadaki yiyip içtiğimiz, nimetlendiğimiz şeyler o pis kana benzer. Çok da bunlara, bu pis kandan beslenmeye çok da istekli olmayın. Biraz da ruhunuzu ahiret nimetleriyle besleyin. Nedir o? Zikirdir, tefekkürdür, Allah'ı bilmektir. Bir akşam vakti semaya bakıp Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünmektir. Bir çiçeğe bakıp
Allah'ın büyüklüğünü düşünmektir. Bunlar bir düşkünün, bir garibin elinden tutup ona yardım edip o manevi hazzı yaşayabilmektir. İftar sofrasında beklerken o manevi gıdayı, manevi havayı teneffüs edebilmek. Onlar ulvi şeylerdir. Böyle çiğ köfteye, pirzolaya fazla takılmayın yani. Ufak şey. Evet. Bu kainatın sahibi olan Allah in yeşe yuzhibkum. İstese sizi yok eder. Ve ye'ti bi halkın cedid. Yenisini yaratır. Bu Allah için Cenab-ı Hakk'ın kudreti şöyle bir şeydir. Sonsuzdur. Bizimki gibi değil. Allah için bir insanı yaratmak ile ya da bir insanı yok etmek ile bütün kainatı yaratmak ya da yok etmek birdir. Allah'ın kudreti bu şekildir. İnsan gibi düşünmeyin onu. Yani şu bütün kainat varlığı var etmesiyle bir insanı var etmesi, bütün varlığı yok etmesiyle bir insanı yok etmesi, bütün herkesi hesaba çekmesiyle bir insanı hesaba çekmesi onun için eşittir. Onun kudreti karşısında. Böyle bir kudret sahibidir. Ve dilese sizi yok eder. Bazı müminler Peygamberimizin meclisinde oturuyor. O manevi havayı teneffüs ediyor. Orada böyle kalplerine rikkat, incelik geliyor. Bir feyiz alıyorlar tabii. Manevi feyiz. Manevi gıda dedim ya, o feyiz işte manevi bir gıdadır. Onunla feyizlenmek. Sadece madde olarak dünyaya bakanların kalpleri ölüdür. Manevi feyizlenmek. İç aydınlığı, aydınlanmak. Öyle bir kalp sahibi olacaksınız ki bir başkasına iğne battığı zaman acısını hissedebileceksin. Bir çocuğun gözünü yaşlı gördüğün zaman kendi çocuğun gibi. Bir yaşlıyı, bir düşkünü gördüğünde kendi annen baban gibi. Peygamberimiz diyor ya, mümin kardeşi için kendin için istediğini istemedikçe imanın halavetine, tadına erişmiş olmazsınız. Bu olgunluğu, bu güzellikleri yakalayamadıktan sonra insan bir odundur yani. Bir şey değil. Huşubun musennede, kafirleri Kur'an-ı Kerim böyle tanımlar. Elbise giydirilmiş kütükler. Adamın pantolonu ütülü. Ayağındaki ayakkabı bilmem kaç yüz euro. Elbisesi şu. Tıraşı böyle. Kafayı yağlanmış, cilalanmış. Şöyle bu. Hiçbir kıymeti yoktur. Eğer onda şu bahsetmiş olduğum manevi değerler, insanlık, iç aydınlığı, bunlar yoksa, insanı insan yapan değerler yoksa, Kur'an ne diyor ona? Huşubun musennede. Elbise giydirilmiş kütük. Terbiye edilmemiş bir kısrak gibi. Nereye çarpacağı belli olmayan, ihsası, hassasiyeti, şuuru, hissiyatı olmayan, zulüm, kötülük karşısında gözü yaşarmayan, kalbi ağlamayan bir insana insan denmez. Bunun için Peygamberimizin meclisinde böyle bu olgunlukları yaşayan insanlar tabi dışarıya gidiyor, dünya işlerine karışıyor. Gelip Peygamberimize demişler ki ya Resulallah, biz burada çok iyiyiz de mescitte sizin yanınızda. Fakat dışarıda işte alışverişte orada burada bazen bu şeyi kaybediyoruz. Yani kendimize göre hoş olmayan bazı davranışlar sonradan bizi nefsimiz sorguya çekiyor. Nefsi mutmainne.
Peygamberimiz diyor ki bu dünya hayatıdır. O dediğiniz gibi olsanız melek olurdunuz. Sizi Allah böyle yarattı. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, yerinize hata edip ama tevbe eden bir topluluk yaratırdı. Demek istiyor ki o dediğiniz, arzu ettiğiniz melekler var. Onlar kendi işini yapıyor. Allah sizi insan olarak yarattı. Nefisli varlıklar olarak yarattı. Sizin hiç hata yapmamanız mümkün değil. Sizin için önemli olan grafikte eğrinin devamlı yukarı çıkmasıdır. Hani borsa düşüyor ya, düşmeyecek. Sizin grafiğiniz hep böyle çıkışta olsun. Devamlı bir olgunlaşma, devamlı iyiye gitme olacak sizde. Çünkü hata yapmak öğrenmenin bir yöntemidir. Yani çocuk düşe kalkarak öğrenir, hata da yapar. İnsan da hata yapabilir. Fakat hep aynı yerde durmayacaksınız. İki gününüz müsavi olmayacak ve geri gitmeyeceksiniz. Bakıyorsun ki adama saçı kırarmış, yaşlanmış, cimriliği artmış. Yaşlandıkça dünyaya tamağı artmış. Yaşlandıkça dünya birleşiyor adam. Gençken daha iyi. Böyle olmayacaksınız. Bir hadis nakledilir. Bir insan 60 yaşına kadar dünyada yaşar da Allah'ın huzuruna giderse artık özür beğenecek bir şeysi kalmaz. Yani diyemezsiniz ki ya Rabbi cahillik anlamadım. İşte gençlik vardı. İşte yapacaktım daha ben. Yapmayı planlıyordum. İyi şeyler düşünüyordum. Derler sana ki ya sen duymadın mı Hazreti Muhammed Hicri takvime göre 63 sene yaşadı. Milati takvime göre bu 61'e düşüyor. Ne bekliyordun? Saçına ak düştü. Benim gibi saçların da düştü. Neyi bekliyordun daha? Derler sana. Evet. Şimdi asas bu akşam şeytandan şey yapacaktık ama saat ilerledi. Birinci ders de biraz uzun sürdü. Namaz saatleri de biraz işi şey yapıyor. İnşallah artık oraya önümüzdeki hafta geliriz. Bu Allah'ın nasihatine kulak vermeyip de dünyada şeytanın peşinde takılanlarla ahirette şeytanın münakaşası. Oradaki kavgalaşma. Bu diyor ona ki senin yüzünden. O da diyor ki bana ne yapmasaydın. Ben seni zorlamadım. Ben sadece seni davet ettim yani. Bir şey verdim sana. Sen de hemen aldın yürüdün. Falan. Kur'an-ı Kerim'de bunları tasvir ediyor yine Cenab-ı Hak. İnsanoğlu ahirette başı derde girince iki şeye saldırır. Kendine şey yapmaz yani, kendinden önce. Bir, dünyadayken peşine gittiği, etkisinde olduğu lideri, üstadı, büyüğü varsa ona saldırıyor. Eğer çocuğunuza karşı görevinizi yapmadıysanız size de saldırabilir yani. Ama sen yaptın da o adam çıkmadı, o bir şey yapamaz. Diyecek sana bir şeysi olmaz. Nuh Aleyhisselam da yaptı, dinlemedi adam, ne yapsın bu? İki, bir de şeytana saldırır. Yani şeytana sen bizi şey yaptın falan. Şeytan da inşallah önümüzdeki ders üzerinde teferruatlı kılacağız. Sonuçta diyor ona ki benim senin üzerinde öyle bir tasarruf yetkim yoktu. Benim gizli bir yuvaydı, uymasaydı. Zaten ben sana söylediğim şeylere kendim de inanmıyordum. Senin yaptıklarını da kabul etmiyordum. Şeytan Allah'a ortak koşmaz. Şeytan Allah'a ortak koşmaz. Kendine Allah'a ortak koşmaz. Şeytanın derdi şudur. Kibir ve gururdan isyan. Yoksa hiçbir zaman şeytan kendine Allah'a ortak koşmak gibi haşa öyle bir şeyi kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Cenab-ı Hakk'a Rabbi ifadesini kullanıyor. Ama o bir gurur ve kibirden dolayı öyle bir yola girdi gitti.
insana da düşmanlığı var, onu da ihva vermeye çalışır. Yalnız insan üzerinde bir yaptırım gücü yok. Kimseyi zorla bir şeye sokamaz. Efendim cinler öyle yaptı, böyle yaptı. O da yapamaz. İnşallah önümüzdeki ders bu mevzu üzerinde duracağız. İnşallah. Allah ömür inşallah verirse hepimize. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.